Bugün Perşembe deniz dolgusu ile ilgili davamızı açtık. Öteden beri Ordu genelinde, Türkiye genelinde de var da Ordu'da çok yoğun bir biçimde deniz dolgularıyla, maden arama sahaları ile ilgili olarak yoğun biçimde çevre mücadelesi veriliyor. Ama şu anda güncel olan ve aciliyeti bulunan birkaç dolgu projesine ilişkin davalarımızı açtık, açmaya devam ediyoruz. Perşembe'de bunlardan birisiydi. Perşembe Düz Mahalle sınırları içerisinde yaklaşık 660 metre uzunluğunda bir sahil şeridinde yine yaklaşık olarak denizin 110-120 metre kadar doldurulması söz konusu. Bununla ilgili çekincelerimizin neler olduğu konusunda dava dilekçemizi hazırladık ve şu anda açmış bulunuyoruz davamızı. Perşembe'deki dolguyla birlikte özellikle Perşembe'nin sakin şehir olması ve yine yapılan bir özel araştırmaya göre yaşanılabilirlik açısından birinci sırada yer alan Perşembe'nin böylesi doğasıyla oynanması ve doğasını tahrip edecek nitelikte dolgular yapılması Perşembe'nin sakin şehir olma özelliğine ve yaşanılabilirliğine vurulacak bir darbedir diye düşünüyorum. Bunun için bir gereklilik var mı yok mu, bunun araştırması yapılmaksızın daha önce yapılan dolgunun benzeri bir dolguyu tekrar yapıp Perşembe sahilini olduğu gibi deniz tahkimatı biçiminde kayalarla doldurmak istiyorlar ve buraları gelecekte ranta açacaklar. Nitekim daha önce yapılan dolguyla ilgili alanlarda çoğu iş yeri olmak üzere hep yapılarla doldu. Sadece küçük bir bölümünde otopark yapıldı. Kalanı yapılarla doldu. Burası da benzer biçimde olacak. Çünkü imar planında fuar alanı diye gözüküyor. Şu anki yapılar da fuar alanı olarak gözüküyor. Doldurulacak alan da fuar alanı olarak gözüküyor. Çok küçük bir bölümde park yapılıyor. Bunun dışında bize göre ranta açılacak bir alan olarak yapılmaya çalışılıyor. Bu sadece Perşembe'de değil, Ünye sınırımızdan başlayarak da Gülyalı'ya kadar benzeri dolgular söz konusu. Ünye'de Meslekli Yüksekokulu'nun önünde tahkimat adı altında dolgu yapılmak isteniliyor. Fatsa'da şehrin tam göbeğinde dolgu yapılmak isteniliyor. Buna ilişkin de dava açıldı. Orayla ilgili düzenlenmiş imar planına ilişkin de açtığımız davada sona gelindi. Onun da büyük olasılıkla iptal edilecek. Çünkü bilirkişi raporları lehimize oluştu. Benzer biçimde Ordu'da daha önceden yapılan dolgu talepleri var idi. Bunlarla ilgili açtığımız davaların tümünü kazandık. Rıhtım bölgesinden başlayıp ta Gülyalı'ya varıncaya kadar bütün sahil şeridi dolgu planı içerisindeydi. Parça parça bunlarla ilgili projeler ürettiler ve biz de her projeyi açtığımız davayı da kazandık. Bu anlamda Ordu'ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama insanlarımız bu konuda çok duyarlı değiller. Neyle karşılaşacaklarının farkında değiller. Şimdi Cumhuriyet Mahallesi halkı, daha önce bize karşı çıkan halk, orada balıkçı barınağı yapıldıktan sonra kumsalı yok olmaya başladı. Bunu daha önceden ifade etmiştik. Balıkçı barınağı ile birlikte kumsal yok oldu ve sahilde bulunan evler zarar görmeye başladı. Şimdi bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Dilerim bundan sonraki yapılacak olan bu tür garip uygulamalarla ilgili halk daha duyarlı olur, bize yardımcı olurlar. Biz ordumuzu çok seviyoruz. Ordu ile ilgili yapılacak her türlü kötülüğe karşı duracağımızın bilinmesini istiyoruz.